Hangi ayda nereye gitmeli? Avrupa gerek konumu gerekse ziyaretçilerine sunduğu geniş turizm yelpazesiyle dünyadaki cazibe merkezlerinin başında geliyor. Bununla birlikte esas olarak gidilen destinasyonun doğru zamanını bulmak ve oradan maksimum fayda sağlamak. İşte Aralık-Mayıs arasında mevsimine ve ayına göre nereye gitmeli, ne görmeli? Avrupa'da yılın en renkli ayı Aralık. Noel ruhu kıtanın tümünü sarınca ortaya çıkan süslemeler, küçük büyük Noel pazarları, gösteriler, müzik, dans, aile yemekleri, kutlamalar. Her ne kadar Strasbourg, Münih ve Brüksel Noel pazarı konusunda en önde geliyor olsa da Avrupa'nın hemen hemen her yerinde bu pazarları bulmak mümkün. Yılın ilk ayında kış mevsiminin etkilerinden sıkılanlar ve güneş ışığından az da olsa yararlanmak isteyenler için İspanya'nın güneyinde bulunan Endülüs özerk bölgesi ya da Portekiz'in güneyinde bulunan Faro bölgesi doğru tercih. Yılın ikinci ayı soğuk havaların getirdiği avantajlardan yararlanmak ve koca bir yılın stresini kış sporu yaparak atmak için oldukça ideal. Herkesin aşina olduğu Alp ve Pirene dağları güzel oldukları kadar fazla bütçe gerektirdiği için kısıtlı bütçeli tatilciler için alternatif olmaktan çıkıyor. Bununla birlikte İspanya'da bulunan Murcia doğa yürüyüşleri ve sakinlik arayan ziyaretçilere değişik bir seçenek sunuyor. Hareketseverler içinse ay sonu gerçekleşen Venedik Karnavalı şehri her zamankinden farklı olarak keşfetmenizi sağlıyor. Mart ayında yılın son karları her ne kadar varlığını koruyor olsa da bu dönemde Roma ve Barcelona ufak bir kaçamak için son derece ideal. Yazın kavurucu sıcaklarından önce şehrin kültürel imkanlarından yararlanmak ve tarih, sanat, gastronomi dağarcığınızı geliştirmek için son fırsat. Kışın sert etkisinden korkmayanlar içinse İskandinavya'nın kuzeyindeki Laponya bölgesinden muazzam kutup ışıklarını izlemek unutulmaz bir deneyim fırsatı sunuyor. Kış mevsiminin etkisini yavaş yavaş yitirdiği ve ilkbahar yeşilliğinin ortaya çıkmaya başladığı Nisan ayında Akdeniz adalarından faydalanmak yapılabilecek en doğru tercih. Her ne kadar denizin güzelliğinden yüzerek yararlanmak için hala biraz daha erken olsa da mevsimin getirdiği doğal güzellikleri izlemek için Girit ve Balear adaları doğru alternatif olabilir. Mayıs ayında Orta Avrupa'ya gitmek 12 ay içerisinde olabilecek en doğru zaman. Viyana, Prag ve Budapeşte de uzun şehir yürüyüşleri yapmak ve yumuşak bahar havasını ciğerlere doldurmak için daha uygun bir zaman yok. Kuzeyde ise ilkbaharı en güzel yaşayan ülkelerden İskoçya'yı görmenin tam zamanı. Turistler açıklıyor, dünyanın en soğuk şehirleri hangileri? Bir seyahat dergisinin okuyucularıyla gerçekleştirilen bir araştırma, dünyadaki en soğuk ve misafirperver olmayan şehirleri belirledi. 266 şehri değerlendiren okuyucular, dünyanın en hızlı büyüyen turizm destinasyonlarından olan ve listede ilk sırada yer alan Moskova'yı, yerli halk hiç yardımsever değil ve oldukça mesafeli diye yorumladı. ABD ve Fransa'da 15 şehirden oluşan listede birden fazla şehirle yer aldı. Fransa'nın Cannes ve Marseille şehirleri listede yer alırken, ABD tam 9 şehirle listeyi fethetti. Araştırma sonuçları canlı gece hayatı, zengin kültürü ve mutfağıyla dünyanın en çok sevilen şehirleri arasında bulunan şehirlerin dahi konu misafir ağırlamaya gelince öğrenecek şeyleri olduğunu gösterdi. ABD'nin en çok turist çeken New York ve Los Angeles şehirleri de listede ilk 10'da yer aldı. Los Angeles hakkında yorum yapan bir okuyucu, "Los Angeles hiçbir şekilde size yardımcı olmayan ve her fırsatta sizi dolandırmaya çalışan insanlarla dolu" değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan dünyanın en misafirperver şehri ise İrlanda'nın Galway şehri oldu. Avrupa'da bedava yapabileceğiniz 5 şey. Avrupa'nın birçok şehrinde elinizi cebinize atmadan gezebilir, müzelere ücretsiz girebilir, hatta bedava yemek bile yiyebilirsiniz. Eğer seyahatiniz için ayırdığınız bütçeniz sınırlıysa önerilerimize kulak verin. Madrid'deki en popüler müzelerden ikisini bedava gezebilirsiniz. Picasso'nun ünlü eseri Guernica'nın da yer aldığı Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia'ya cumartesi günleri saat 2:30'dan sonra giriş ücretsiz. Prado'yu ise pazar günleri bedava gezebilirsiniz. Londra'nın en ünlü yerlerinden Westminster Manastırı'nı gezmek için giriş ücreti ödemeniz gerekiyor. Akşam 17:30'u beklerseniz manastırın korosunun her gün verdiği muhteşem konserlerden birini dinleyebilir ve bu sayede içeri de ücret ödemeden girebilirsiniz. Çek Cumhuriyeti'nin en çok turist çeken yerlerinden biri de Prag Kalesi. Şehir ve Vltava Nehri manzaralı kalede dolaşmak için ücret ödemek gerekmiyor. Eğer 26 yaşından küçükseniz Louvre Müzesi'ni ücretsiz gezebilirsiniz. 26 yaşından büyük ama öğretim üyesi ya da öğretmenseniz müze size de bedava. Ayrıca her ayın ilk pazar günü müzeye giriş ücretsiz. Brüksel'deki sanatsal olayları rehberli ama ücretsiz turla takip edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken turist ofisine gidip Art Nouveau ya da Comic Art turlarından birine katılmak istediğinizi söylemek.